Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler canlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Amma ve lakin direkt konuya giriyorum. Uzatmıyorum. Bazı yorumlar canımı sıkıyor. Defalarca açıklama yapmaktan bıktım, bıktım, bıktım. Ama yine üşenmeyeceğim. Yine bir açıklama yapacağım. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi abim Gil geliyor. Yengemle beraber Edirneköy'le. Edirneköy diyorum ona ben. Edirneköy'le beraber kahvaltı yapmışlar. Şimdi ben de yaptım kahvaltımı. Dedim gelin kahveye kahve içelim. Kahve arkadaşım olun benim dedim. Bu arada diyet de çok güzel gidiyor. Ne kadar yesem de aralarda kaçamak olsa da güzel gidiyor. Kilo vermişim ama en son söyleyeceğim. En son söyleyeceğim. Onun da mutluluğu var yani üzerimde. İki konuya değineceğim canlar. Zaten genellikle herkesin yaşadığı zorbalıklardan biridir bu. Çocuk mevzusu. Gerçekten ben bıktım, siz bıkmadınız şu çocuk mevzusundan. Hani bu yorumu yazanlara söylüyorum. Yazmayanlara kesinlikle lafım yok. Ablalarım yanlış anlamayın. Gerçekten bugün cuma bu arada. Hepinize hayırlı cumalar. Cuma cuma kalp kırmak istemiyorum ama cuma cuma benim kalbimi kırıyorlar. Üzerime geliyorlar. Ne zamandır böyle yorumlar yoktu. İyiydi, güzeldi. Sakinlemiştik ama ta ki şanslıyı alana kadar. Kedi sahipleneceğine çocuk doğur. Neden çocuk doğurmuyorsun? Maddi durumum yok diyorsun, kedi sahipleniyorsun gibi yorumlar. Hepsinin ekran görüntüsü bende mevcut zaten. Gerekirse isterseniz toplulukta da paylaşırım. Birincisi canlarım, ben maddi durumum yok diye çocuk sahibi olmuyorum demedim. Böyle bir şey asla hatırlamıyorum. Maddi durumum yok da demedim ben. Her zaman beni tanıyanlar bilir ki yemek yesek de, bir şey yesek de, bir şey yapsak da her zaman söylediğim çok şükür bugün de karnımız doydu. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah derim her zaman. Ki söylediğim diğer şey de aç değiliz, açıkta değiliz, çok şükür her şeyim var diyorum. Evet, başlarda ilk evliliğimizin yani evlendiğimiz sıralarda eksiklerimiz çok fazlaydı. Kıyafetlerimi yerlere katlayıp koyuyordum. O günlerimi hatırlıyorum. O günlerimi unutmadım diyen biri benim zaten. Ama şu an çok şükür hem eşim çalıştı, hem ben çalıştım. İkimiz de çalışarak istediğimiz bütün eşyalarımızı aldık. Tabii ki destekler de oldu YouTube'dan dolayı. Sevdiğim ablalarım, bana değer verenler, beni sevenler, ne bileyim, kabul etmek istemememe rağmen yani yardımcı olanlar oldu. Bunlara da asla inkar edemem zaten. Allah razı olsun. Nankör bir insan değilim. Ama lakin bu kelimeyi de neden bu kadar çok kullanıyorum bilmiyorum da neyse. Ve uzun zamandır da 5 sezondur da çalışıyorum zaten. Bilen biliyor ve en ağır işlerden biri katta çalışıyordum. En son artık dayanamadığım için işi bıraktım. Çok ağır gelmeye başladı. Bel fıtığım var biliyorsunuz. Boyun düzleşmesi çıktı. Bunlar bahane mi? Evet, bahane olabilir ama zorlandım artık. Çalışmak istemedim. Yani bu işte çalışmak istemedim. HK'ya yani kata veda ettim. Önceden zaten ben güvenlik görevlisiydim ama süresi dolmuştu. Tekrardan güvenlik kursuna yazıldım bu arada. Tekrardan sınavına gireceğim bu ay ya da öbür ay. Tam emin değilim. Sınavına gireceğim ve diğer sezonda güvenlik görevlisi olarak işime devam edeceğim. Sadece HK'ya veda ettim. Yani komple işi bırakmadım. Çalışmaya devam edeceğim. Çünkü çalışmaya alışmışım. Evde durmak pek hoşuma gitmiyor. Evet, evi seviyorum. Evde zaman geçirmeyi seviyorum ama bir yere kadar. Çalışmayı da seviyorum yani ben. O yüzden işime de geri döneceğim. Konudan konuya atlıyorum. Kusura bakmayın. Gerçekten yorumları görünce sinirleniyorum. Belki insanların hassas noktaları olabilir. Bu hassas noktalara bilerek vurmak, oradan vurmak çok kötü bir şey. Vicdanınıza bırakıyorum, merhametinize bırakıyorum ki bunu yazan kişi de bence vicdan ve merhamet olduğunu zaten düşünmüyorum ben. Zaten çocuğun olsa ikinci ne zaman? İkinci olsa üçüncü ne zaman? Ya bu sorular hiç bitmeyecek bence. Göz önünde olduğumuz için tabii ki daha hani ister istemez yazılıyor. Ama ben her zaman diyorum beni eleştirebilirsiniz. Hakime
O temizlik öyle olur mu? Ne bileyim işte şu şuraya olur mu? Bu buraya olur. Onlara ben zaten okeyim diyorum. Onlarda sıkıntı yok. Ben zaten soruyorum gerektiğinde. Hani ablalarım nasıl yapayım? Bu böyle iyi mi? Şu şöyle iyi mi diye. Zaten beni tanıyan biliyor, izleyen biliyor. Ben soruyorum ve siz de cevap veriyorsunuz. Ha, teşekkür ederim bilmiyordum. Veyahut da ha, tamam onu deneyeyim diye zaten diyorum. Ama bu çocuk mevzusu gerçekten canımı sıkıyor artık. Aşırı derecede canımı sıkıyor. Yani anlatılmaz yaşanır derecede canımı sıkıyor. Ben her zaman diyorum, veren de Allah, alan da Allah. Elinizdeki çocukları Allah'ın verdi, Allah'ın da almasını bilir. Öyle değil mi? Yani Allah korusun ayağa kayar düşer bir şey olur, balkondan düşer bir şey olur, bilemeyiz. Allah'ım evladın da hayırlısını versin. Hayırsız olacaksa yarın öbür gün neler neler görüyoruz duyuyoruz ya. Yok annesini kesiyor, balkondan kafasını sallıyor, yok öldürüyor, yok dövüyor, yok başka şeyler, bir dünya şeyler var. Tabii ki ben evlat sahibi olmak istiyorum. Eşim de aynı şekilde, ben de aynı şekilde. Ama burada her şeyi açıklamıyorum. Tek söylediğim şey, veren de Allah, alan da Allah. Hayırlısı neyse o olsun. Her şeyin vakti, zamanı vardır. Bu konudan dolayı lütfen artık vurmaktan vazgeçin. Lütfen. Bakın kibarca söylüyorum, kavga etmiyorum, bağırmıyorum, çağırmıyorum, pisleşmiyorum, çirkefleşmiyorum. Böyle söylüyorum. Yani daha fazla söylenilecek o kadar çok şey var ki. Bazen kamerayı açıp böyle İçimdeki bütün her şeyi kusasım geliyor, bağırasım geliyor, çağırasım geliyor, her şey diyesim yapasım geliyor ama yani susuyorum. Bu birinci konu. Çok da fazla üzerine durmak istemiyorum artık. Öyle. Çok da fazla üzerine durmak istemiyorum. Neyse. İkinci konu da barış. Zaten beni nereden vurabilirsiniz, değil mi? Bir çocuk, bir barış. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım, barışın size ne yaptığı var? Yani eşimin size ne yaptığı var? Tutturmuş birisi fake hesapları açıp açıp geliyor. Engelliyorum yine geliyor. Engelliyorum yine yenisine yeni hesap açıyor yine geliyor. Ya boş ver hakim ediyorum cevap verme engelle geç yine geliyor. Neymiş tutturmuş Barış beni eskisi gibi sevmiyormuş. Barış bana eskisi gibi ilgili değilmiş. Barış artık kameralara çıkmıyormuş. Barış artık selam bile vermiyormuş. Önceden beni seviyormuş da son zamanlarda artık beni sevmiyormuş. Ya bunu benden iyi sen mi bileceksin? Sevip sevmediğini. Bu adam en başından beri kameraları sevmiyor. Bunu bilmiyor musunuz? Sevmiyor. Benim adıma bazen dibine girer çekerdim. İçime girme, içime girme. Sevmiyor. Yani videoda bulunmayı, görünmeyi sevmiyor. Ben de artık son zamanlarda onu zorlamak istemediğim için çekmemeye çalışıyorum Barış'ı. Sevmiyor. Yani siz hepiniz video çekmeyi seviyor musunuz? Yani eşleriniz videoda, fotoğrafta bulunmayı çok seviyor mu? Ya da sadece Barış mı böyle? Bunu da merak ediyorum. Ya da zaten benim için izin veriyor. Yani beni sevdiği, bana değer verdiği için ben üzülmeyeyim diye YouTube yapmama devam etmemi bir şey demiyor, seslenmiyor. Bu da bir sevgi göstergesi değil mi? Ve ya da hadi kocam beni seviyor ya da sevmiyor. Bu seni ne alakadar eder? Barış'a takmış kafayı. Dedim ben de yorumda affedersiniz de. Yani kocam da dedim gözün mü var yani? Hayırdır? Sonuçta sen buraya beni izlemeye girmiyor musun? Barış'ı izlemeye mi giriyorsun? Beni zaten çoğunluk, ya geneli bayanlar izliyor. Benim için izliyor. Barış için izlemiyor ki. Sen Barış'ı görmek istiyorsun videoda galiba. Çünkü çıkmıyor videolara diyorsun. Ama zaten Barış'ın kanalı değil ki bu. Benim kanalım. Bu kanalda baştan beri ben varım. Tabi arada Barış'ı gösteriyorum, çekiyorum. Hala daha arada gösteriyorum ama öyle çok şey yapmıyorum yani. Bu seni neden bu kadar üzüyor? Onu anlamıyorum. Birazdan abim gel gelecek dediğim gibi. Seda'yla da devam ederiz videoya kahvede falan yani. Direkt böyle video yapmak istemiyorum. Bir iki kahvede olsun onlarla da sohbet ederiz. Ay şöyle çıkarayım iyice yapıştırmışım saçlarımı da. Yeni fark ediyorum. Ya canlarım gerçekten canım sıkılıyor yani. Takma boş ver diyeceksiniz biliyorum. Ama valla bazen elimde değil yani. Takıyorum. Psikolojimi bozuyorlar ya. Takmışlar kafayı çocuk 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 çocuk. Takmışlar barış 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 barış. Ha, asıl öbür konu. Öbür konu da para mevzusu.
Bu parayı nereden buluyorsunuz? Nereden buluyorsunuz da bu kadar gezebiliyorsunuz? Bunu da diyen kişi aynı kişi. İşte biz çalışıyoruz, ediyoruz, tutuyoruz da bu kadar gezemiyoruz, tozamıyoruz. Siz nasıl geziyorsunuz? Allahu Ekber. Canlarım çalışıyoruz ya. Çalışıyoruz biz. Yani Barış zaten 7-24 demeyeyim de yani ek işlere de giden. Hem otelde çalışıp hem otel dışında ek işe de giden birisi. Bazen evde, bazen işte oluyor. Ben her zaman söylemiyorum ki bunu. Yani burada her zaman söylemek zorunda değilim ki bazı şeyleri. Yani kaç gün bir arkadaşının yani otelden bir arkadaşının işine gitti. Hatta balkon demirleri yaptılar. Kaynak işine gitti. Ejder varken de gitmişlerdi beraber hatırlıyorsanız. Yani gidiyor adam çalışıyor ki ben de çalıştım. Benim çalıştığım niye göze görünmüyor? Ben de çalışıyorum ve çalışırken yesem bile kenara birikimimi de yapmaya çalışan biriydim ben zaten. Yani bunların hesabını başka böyle büyük fenomenlere sorsanız keşke. Villalarda oturan, havuzlu villalarda oturan, her yıl ev değiştiren, yeni yeni evler alan, arabalar alan, lüks lüks arabalar, BMW'ler bilmem nelere binenlere keşke sorsanız. Yani yapan kişileri de görüyoruz. Sonra da ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor zaten. Kuş uçuyorlar. Gele gele beni buluyorlar. Sadece beni buluyorsunuz zaten. Sizin günah keçiniz benim zaten. Her yerden vuruyorlar. Barış'tan, çocuktan, gezdiğimden, yediğimden, içtiğimden. Size ne ya? Size ne yani? O kötü yorumlara yazanlara diyorum. Size ne? Var ki yiyoruz. Var ki yiyorum yani. Çok şükür Allah'ıma. Allah'ım veriyor. Ben her zaman dediğim gibi aç değilim, açık da değilim. Çok şükür ya Rabbime. Her şeyi de yiyorum, geziyorum, tozuyorum da Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Kime ne yani? Öyle canlar. Yani ister istemez insan sinirleniyor ya. Gıcık oluyorum ya. Valla. Aman neyse. Abim Gil gelince devam ederiz. Abimgil geldiler. Geldiler kahvemizi içtik, sohbetimizi ettik birazcık video falan bir şeyler çektik oturuyoruz işte meyve falan yedik. Ay hava sıcak vallahi ya. Şimdi Hala bir önceki serinlemedi. videonun Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Öncelikle herkese hayırlı cumalar. Rabbim şu cumayı Cuma günü hürmetine. paylaşmayacak. Daha geçmiş cumanız geçmiş mübarek olsun. Mübarek olsun. Aynen bak onu düşünemedim. Bugün paylaşılmayacağı için o muhtemelen yarın, belki de yarından sonra Aynen paylaşacak. olabilir ya da Belli bugün değil. olabilir. Yani şu Bilmiyorum an işte cuma bakalım. günü olunca Şimdi ben de geçen şu gün an çekmiş olduğumuz videonun bir devamı olacak. Tam ben orada bu konuya atlıyordum ki yine dur dur dedim. dedi. Sonra başka bir videoda dedim. Aynen öyle. Ben kısa bir şey söyleyip buradan çıkıp gitmek istiyorum. Ecin devirmezse onu. Bugün sakallı üzerinde şeyleri falan da kaldı. Bir videoda demişler ki benim ne dediydi o videoda? Aslında açıp okumak lazım da. Evet Benim ya. eşim 50 bin lira kazanıyor. Ben de butik işletiyorum. Sizin gezdiğiniz kadar ben gezemiyorum. Yiyip Bu içemiyorum demiş. videoyu da kelle paça yediğimiz Alt videoya. tarafı bir çorba içtik. Yani gidipse bir lüks mekanda pirzolalar bilmem neler söyleyip de sofrayı donatmadık yani. Ya öyle de olabilir ki. Veya Yani olabilir. kendimizi çalıştırmak Çalışıyoruz. açısından Belki iyi de bir olmuş. maaşımı ben aldım verdim yani. Yedik. Enişte yaptı, ben kattım. Diyelim ki beşer milyar kattık yedik. Kime ne? Kimseyi Aynen. ilgilendirmez yani bu. Çok tuhaf ya millete. Alt tarafı çorba içmişiz. Yoruma bak ya. Ne kadar tuhaf bir yorum yapıyor yani. Yani kimsenin ne yediği, ne içtiği veya ne yaptığı kimseyi ilgilendirmez. Biz yedik, içtik yani bir çorba içtik. Hala da oraya girmek istiyorum. Bir çorba içtik. Neymiş sanki her zaman geziyoruz, her zaman yiyoruz. Tamam olabilir. Ayda belki 3-4 defa bir yerlere gidip bir şeyler yiyor olabiliriz. Bu bizim zengin olduğumuzun anlamına gelmez ki olsak da kimseyi ilgilendirmez. Her taraftan aynı yere çıkıyor. Yani Ama böyle. benim şaşırdığım noktada 50 milyar maaş alıp butik sahibi olup kelle paça içemiyorlar. O benim çok ilgincime gitti yani. O O kadar yorumlar parayı olabilir. vallahi ben kelle paçayı bırak, pırzola yerim yani. Hayır tamam Öyle değil mi? O çok kiran diyelim ilginç. ki şu kiranı verdin tamam bizim giderlerimiz birbirini karşılıyor ki biz burada bir harcama yapabiliyoruz bir alışveriş yapabiliyoruz bizim buradan kazandığımız bir şey yok. Tabii Ya canım. ne kadar getirisi var ki bu olayın?
İyi kötü yani normal bir şekilde kazanıyoruz ki şey yapabiliyoruz, alışveriş yapabiliyoruz veya yiyip içebiliyoruz, gezebiliyoruz. Biz öyle o zaman. Dışarı çıkmayalım. Bir yere gitmeyelim. Çay içemeyecek olduktan yemek sonra yemeyelim. Zaten yaşamanın bir mantığı yok ki. Bir çorba içemiyorsan zaten. Bilmiyorum yani. Evimizde alışveriş yapmayak. Yumurta almayalım, süt almayalım. Ne yapalım biz? Cibinelim bacım. Canlarım bana bak kaç bin kişi izlese 100 TL atsa kaç para eder? Bin kişi izlese 100 TL atsalar bana. İyi gayet. Evet, güzel geçiş, para eder. 100 milyar falan mı yarabbim? 100 milyar eder. Geldi. Canlar. Bir 100 milyar atsanız. Bu dedik yani. Gözünüzü seveyim ya. Yo 100 TL atsa dediğin gibi 100 milyar para yapıyor. Bin kişide. İyi. İyi para. Kampanya başlatıyoruz evet. Ya ben şimdi hani için özrünü söylemek değilse ben çayda çorbada onunla bununla değilim. Bir şeyler illaki laf konuşmak için, laf sokmak için. O bir bahane çay çorba. Ben orasında değilim. Ya demek istediğim şu. Herkes kendi kazancını yiyor. Kimse kimsenin rızkını vermiyor. Ha, bak, bu arada... Siz zannediyor musunuz ki burada hani bu videoyu çekip izleniyor da buradan milyar milyar yediğimde para geliyor. Kelle paça kilo aldırmazmış. Yok. Tatlılar ve hamur işi kilo aldırıyormuş sizlerle. Onu da söyleyeyim sana. Ha. Evet seni bekliyorum. O videoyu arıyorum ben siz konuşun. Şey yorumu arıyorum. Yani şöyle. Sonuçta nasıl diyeyim size. Herkesin kendi hayatı, kendi düzeni. İstediğini yer içer, istediği yere gider, istediği hayatı yaşar. Ya kimse ilgilenmiyor. Söyle. Yok canım. Yavaş yavaş. Söyle. Sakin. Sen bugün ne oldu sana? Bir şeyi devirdi. Sehpaları devirdi. Ondan sonra vantilatöre çarptı. Şimdi de burada düşüyordu. Ya bana çok mantıksız geliyor. Böyle çok yani ne diyeyim? Okuyayım mı? Saçma bir durum. Yani konuşması bile beni rahatsız etti şu an. Şimdi şöyle bir yorum yazılmış. Maddi durumum yok diye çocuk sahibi olmuyorsun hakime. Ama kedi sahipleniyorsun. Evde tek çalışan, eviniz kira nasıl geçiniyorsunuz anlamıyorum. Vallahi bir şey değil. Merkezi tavsiye ederim. Kedi bereket. Gerçekten kedi bereket yani. Nasipli. Ne var ki yani? Ne olacak? Ben kediye 1000 yapınca bana 2000-3000 geliyor gibi. Öyle düşünün yani. Ya bir de bu dünyanın öbür tarafta biz bu dünyaya gaz çakmadık ya. Bir gün biz de hani Allah geçinden versin de biz de toprağın altına gireceğiz. Hiç mi hayır hasenet lazım değil? Hiç mi bir canlıya şöyle yardımın dokunmasın? Ya sen yerliklere merhamet etmesin, göktekiler sana merhamet etmez. Ve bu bir hadis. Aynen öyle, doğru valla. Ne oldu yani o kedinin yediğinden, içtiğinden ne bileyim. Benim de evimdeki kedim var. Açlığından mı ölüyorum? Gitti onun bunun kapısına ekmek mi dileniyorum? Paramı verin diyorum. Yani. Şimdi kadın demiş ki... O hanımefendi ismini geçirmiyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Bak ben o kişiye söyle ne ismi geçirmiyorum. Mercan diye bir kadın bunu yazar. Şöyle hatta. Ben ona cevabını şöyle yazdım. Yok işte maddi durumum yok. Evdeki kedi besliyor. Çoluk çocuk. Anam sana ne milletin yatak odasındaki sana ne milletin özelinden sana ne millet evinde isterse 100 tane kedi besler 10 tane köpek besler sana ne oluyor ne karışıyor. Şahsi görüşüymüş, öyle diyor. Ay şahsi görüşümü bir saniye. Kendine sakla. Bu hayat sadece bize mi pahalı? Anlamıyorum. Eşim elektrikçi 50 bin maaş alıyor. Ben butik işletiyorum. Çok şükür ama bunlar kadar serbest harcamıyorum. Ya şimdi şöyle bir şey... Kimsenin har vurup harman savurması kimseyi ilgilendirmez bence. İster birikim yapar, isterse kalkar gider harcar. Ya belki şöyle de demek istemiş. Hani oranın bulunduğu yerin çarpları buraya göre belki biraz daha pahalı olabilir. Ama her insanın mesela bu kadının verdiği evin kirasıyla senin ödediğin kira bir değil. Yani. Senin bir de demiş ki. De, bu kadının gideri de bir değil. Bir de demiş ki neyini anlamadım pardon da her evli çiftin bir tane de olsa çocukları olmalı bence. Eve nesil saçan, çiftleri birbirine bağlayan. Kedi bakabilir buna bir şey demedim ki demiş. Sonra bir daha yazmış mı? Yazmamış. Yok yazmamış sonra da. Her evlinin bir tane çocuğu niye mutlaka yani? Olmalı demiş. Niye olması lazım? Benim arkadaşım... Ben hemen hemen benden bir sene önce evlendi. 6-7 yıllık evli. Bak. Hatta ne? Daha fazla evli. Ne bu sorular diyor? Sorulması zaten tuhaf değil mi ya? Kız ne diyor? Benim diyor borcuma ben asla şimdi çocuk düşünmüyorum diyor. Yani ister yaparlar, ister yapmazlar. İster maddi... İstanbul gibi bir yerde yaşıyor. İster durumları iyi olur yapmaz, ister iyi kötü olur yapmaz. Yani Suriyeliler falan 7-8 tane 10 tane yapıyor. Ya bacım zaten şöyle bir şey var. Hani bir insana çocuk... Tamam çocuk dünyaya getirmede bir şey yok ki. Önemli ama çocuğun ne bir ihtiyacını karşılayacaksın. O çocuğa gelecek sağlayacaksın. Tabii canım. Şimdi Allah için hakime.
Bir bez olmuş 400-500. Yalan değil ha, gidin BİM'e A101'e, işte gidin en iyi yerlere bakın. Neyse. Yorumlara bir mama olmuş bir dünya para. Hadi anne sütü vermeyeyim. Anne sütü bazen geri gelir yetmez. Ben çocuğum mamayla büyüttüm. Yalan değil. Evin kirası var. İyi kötü giderim var. Oyun var, boyun var. Mübarek insan. Sen hani milletin yaşantısından. Bak benim hayatımda en hafif bir şey. Bir insan özeline böyle karışıldığı zaman ben gıcık oluyorum. Yatak odası mahremdir arkadaşım. O kocasının onun arasındaki olan mevzu. Seni alakadar etmiyor. Tamam da oraya kadar illa tam net bir şekilde özelini paylaşacak değil ya. Paylaşılacak konular var. Ay ben de bak bu mecrada bulundum. Beni şimdi seven olduğu da sevmeyen de var. Herkese bana bayılmıyor yani, bu bir gerçek. Ama hani ben benim canım bir şey sıkıldığı zaman benim sayılıdır konuştuğum insanlar. Güvendiğim insanlar. Ben kameranın arkasında mesela özel olarak konuştuğum arkadaşlarım var. Derim şundan dolayı videoya ara verdim. Evet. Bundan dolayı şöyleyim. Tamam, ya da evimde bir sıkıntım var. Ona çok rahat anlatırım, içimi dökerim. Ama burada oturup da her şey size şey yapacak değil. Evde şöyle bir muhabbet var. Yok kocan eskisi gibi iyi davranmıyor. Anam sizin kocadan sizi sırtından mı gezdiriyor? Bir de o var, evet. Aa bak benim de kocam var. Ben baba yedi gün aşkım diye şans. Gelmeden önce 10 dakika konuştum diye susuyorum. Ay yani. Aha, işte. Herkesin kocası var, karısı var. Vallahi 7 gün oturup aşkım demiyor. Bazen eşim tıraş oluyor. Bak sakal tıraş oluyor. Adam geliyor böyle sırıtıyor. Allah'ım o kadar işim başımdan aşk gitti. Çoluk çocuk işte boşturmaca etmece. Vallahi gözüm görmüyor. Ne sırıtıyorum ya. Bazen de sinirleniyorum. Ne oldu diyorum. Niye sırıtıyorsun durduk yerde? Meğersem adam sakalını gösteriyormuş. Ki Barış sevmiyor biliyor. Sen de mesela saçını boyatıyorsun diyelim mesela. Bazen ben de senin gözüm görmüyorum. Ya İllaki. Olabilir. Çünkü niye geçim derdi var. Hayat telaşı var. Oturup da yedim yatak odasını düşünmüyor. Yani şimdi dürüst olmak gerekirse. Ne yapayım? Herkesin kendi yatak odası. Anam ne yaparsan yap yatak odanda. 10 çocuk doğur, 100 çocuk doğur. Allah evladın da hayırlısını versin. Kimse böyle oturup da ben şöyleyim, ben böyleyim demesin. Valla ne evlatlar var. Aa görüyoruz. Daha geçenlerde kaç ay oldu kız? Daha üzerinden çok geçmedi. Annesinin kafasını kesti balkondan aşağı. O da evlat. Geçen sene oldu. Evet, onu ben de söyledim. O da evlat işte. Onu doğuran, büyüten ana baba da kolay mı büyüttü onu? Neler var ya neler. Ben bekarken de şöyle dua ederim. Allah'ım bana hayırlı bir eş, hayırlı bir evlat. Eğer hayırsızsa bana nasip etme. Ömür boyu üzüleceksen, bana bir dert tasa olacaksa, ne bileyim, hayatımda böyle bir şeyleri bana hep şey yapacaksa, kötü yanını hep göreceksem Allah'ım baba, sen engel ol derdim. Kendi kendini biliyor. Ama her şey nasip kısmet. İnsan yarın ne olacağını bilmez. Yani Allah çocuklarımıza hayırlı ömür versin. Ama kızım hani kız gerçekten kendisi de hani şey yapıyor. İstemiyorum diyor. Daha şu an diyor hani kendimi tam hani şey yapmış değilim diyor. Ondan sonra iyi kötü giderleri var, borcu var, harcı var. Diyor ki biraz daha kafamı toparlayayım. Biraz daha diyecekler niye geziyoruz? Her şeyin bir şeyi ya, oraya çıkıyor. Ya kimin ne dediğine ya, göre ya. Yaşayacak değiliz ki. Valla sorular bitmiyor. Yakınlaşırsın. İnsanların söyledikleri bitmiyor. Kafam döndü ya. İşte ne diyorlar o torba değil ki ağzını. Dur ben size ayarlayayım ya. Şöyle. Valla ben şunu söylüyorum. İnsanlar uzak mı duracaksınız? Çuval değil kendine iyiliği başkasına dalar. Biraz yaklaşın da yaklaştırayım diyecektim. Baba. Ha. Ayarlayayım ben size. Ya. Vallahi. Baba. Çok da uzatmaya gerek İyiyim. Yok. Boş verelim. Önce çilek alalım. Sizlerden ricam baba, hani şimdi diyecek ki ya ben onun kanalına yazıyorum. Sen kimse karışıyorsun. Böyle bir konuda ben mesela daha önceki soru cevap videosunda da söyledim. Ben bildiğimden şaşmam. Doğruysa doğrudur. Onun için hani kavga dövüşmüyorsa ben bildiğimden şaşmam yani. Benim öyle bir huyum var. Yani sizden ricam lütfen insanların hayatını böyle yargılamayın. İnsanların özelini özetledi bir evli bir kadının, evli bir adamın. Özel hayatım bir şekilde ağzınıza alıp rahat bir şekilde konuşmayın. Sizin kocalarınız yok mu anam? Adam rahatsız olmuyor mu? Bu videonuz hiç mi görmüyor mesela? Konuşulmuyor mu? Mesela hani bu videoyu çektin. O da bir yorum yazdı. Böyle bakıyorum. Hayır. Mesela Faruk sen videoyu çektin. O da öyle yorum yazdı. Adam demiyor mu ya? Sen hani milletin özel hayatını... Görmezler. Görürler mi? Hiç görmezler. Bunlar var ya az değil ha. Gizli gizli saklı saklı yapıyorlardır fake'lerden yorumları. Kocası görmesin diye. Bir tane kadın vardı. Engelleyip engelleyip 4-5 kere giren kadın, ondan da bahsetsin. Zaten hani kendi hesabıyla kötü yorum yazan yok bana. Fake.
Ondan bundan ya isim değiştirerek, engellenip tekrar gelerek yazanlar var. Şimdi o bir tanesi mesela benim de daha önceden konuştuğum, samimi olduğum arkadaşlarımdan biri. Biz sürekli konuşuyorduk onunla da. Ha gene konuşuyoruz. Arada bir gene bir araya şey yapıyoruz. Hani sohbet, muhabbet ortamımız oluyor. Ama benim onunla hiçbir problemim yok. Bir konuşmuşluğum yok. Ama kendi kendine bana öfke dolu, sinirli. Bilmiyorum niye. Yani Allah Barış. O da ama çocuktan değil ha. O Barış'tan vuruyor beni. Barış seni sevmiyor diyor. Ya işte o da iyi bir şey değil. Ben hatta kendisine dedim. Bacım dedim izlemek zorunda değilsin. Sevmiyorsan izleme. Bak saygı duyar. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama bir hani, de engellenip gelmek nedir ya? Evet. Ama defalarca hani, hesap açıyor. Şu mübarek cuma günde kalp kırmanın, kötü olmanın, yani şu dilini düzgün kullanmak varken niye kötü olasın? Ben ona dedim Allah var. Yine benim hatırımı saymış mı oldu artık ne oldu bilmiyorum. Yazdığı yorumları silmiş. Evet. Ben inanıyorum ki bir daha hani öyle bir şey de yapmayacak. Öyle düşünüyorum. Yani dediğim gibi kimse kimseyle kötü olmasın. Sonuçta bu da burada işinde ekmeğinde. Akşama kadar video çekiyor, içerik bulmaya çalışıyor. İşte kendince kendine bir şekilde ifade etmeye çalışıyor. Yeri geliyor kötü yorumlar oluyor. Onlara yeri geliyor es geçiyor. Gel bakayım bir gel. Edrin'e bakın. Dur. Dur. Heh. Görsünler bak. Şapkanı da giy. Üstünde ne var senin? Bence bu videonun en güzel bölümü bu. Evet. Nasıl giydin? Nereden buldun geldin onu? Kendi mi giymiş? Evet. Ben mutfağa geçtiydim. Beni arıyor zaten baba diye. Öyle işte canlar. Biz de öbür videoda da çok konuştuk. Bu videoda konuştuk. Valla çenem ağrıdı. Yani çenemiz yoruldu. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Durumlar böyle. Yani beni de bilmiyorum. Ben kendinizi yargılayacaksınız. Düşüncelerim size farklı gelecek. Ama ben hani dediğim gibi kendi düşüncem fikrimi söylüyorum. Kimse kimsenin özel hayatına, ev içine, ev ortamındaki durumuna şeylerin hani müdahale olmasın. İyi bir şey değil. Ben ne diyeceğim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz canlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a emanet olun. Neyse biraz kendimi özetim. Bir süre videolarınızda gözükmeyeyim kız ben. Yok yok ne olacak bir şey olmaz. Bye bye.